Merhaba arkadaşlar. Kalıpçı taşlama deniyor buna. Bunun şöyle bakın uçları var. Farklı farklı. Bir de burada ölçüsü 27 minimum 27'ye kadar dediği kendi ölçüsü zannederim. 600 wattlık bir taşlama. Taşlamamızın bir açma anahtarı var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu uç kısmında da somunlu bir vidası var. Uçları değiştireceğimiz zaman bunu ağız açık anahtarla açıyoruz. Yalnız açarken burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada bir delik var. Bu deliğe bunu koyacağız. Burası sabitlesin. Bunu sabitlemesi de bu. Ondan sonra açıyoruz ve ucumuzu rahat bir şekilde değiştiriyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi bu kalıpçı taşlama diye arkadaşlar yaptığımız kaynak işlerinde artan artıkları diğer spiral taşların girmediği yerlerde bakın rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir uç var burada. Şekle göre değişik bakın türlü türlü uçları var. Çok hassas yerlerin işlerinde kullanılan bir alet. Ve gerçekten çok önemli bir alet. Biraz da zanneden pahalı bu. Şu anda fiyatı ne kadar bilmiyorum ama herhalde 2,5-3'ün üzerindedir diye düşünüyorum. Burada göstereceğim bunlar var. Bir de aparatları değiştirmek için bakın şöyle bir arkadaşlar görüyorsunuz. Diyelim ki bu uç farz edin ki yerine uymadı. Yani geniş geldi. O zaman alıyoruz bu aparatı. Uca takıyoruz. Ondan sonra bu elimizdeki ucumuzu bunun üzerine takıyoruz. Ve bu şekilde sanayide kullanılan bir malzeme. Tabii evlerde kullanılmaz ama elektrik fişi var biliyorsunuz. Burada kısa 2 metrelik. Fazla uzun değil. Uzun tutmamışlar. Zannederim başka da bir özelliği yok. Şu arkada bir ayarı var. Bu da hız ayarı mı ustacığım? Evet, hız ayarı. Evet, yavaş ve hızlı devri. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. O da sizin elinizde olmuş oluyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.